Arkadaşlar, Eğitim ve Bilgi Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Tura. Bugün arkadaşlar sizlerle İnkılap Tarihi'nde Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı Ünitesi'nin ikinci bölümünü göreceğiz. Yani Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak için önerilen fikir akımlarına bakacağız. Evet, başlayalım arkadaşlar. 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti. Şimdi Osmanlı Devleti arkadaşlar 623 yıl boyunca hüküm sürmüş devlet. 17. yüzyıldan itibaren duraklama dönemine giriyor. Devlet ne oluyor? Ekonomi siyasi anlamda gerilemeye başlıyor. Ekonomi çöküyor. Yani böyle gerilemeyi önlemek için statlar yapılıyor. Fakat bunlar gerilemenin önüne geçemiyorlar. Coğrafi geçişlerle sanayi inkılabı ile ekonomik alanında Fransız ihtilali de siyasi anlamda Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine doğru götürmüştür. Çünkü Avrupalılar bol ve ucuz miktarda ucuz bir fiyata ürettikleri için artık hani ürünleri satıyorlardı. Ucuz, çabuk üretebilirse daha ucuz satardı. Zaten nasıl olsa üretim imkanınız var. Ama Osmanlı'da da daha mesela hala el üretimi vardı. Mesela ben bir halı dokuyorum. Makineyle bunu bir saat üretebilirken elle bir günde, hatta belki de bir haftada üretebiliyorum. Ben bir haftada eğer hani sırf devlet kurtarmasın diye fiyatı düşürürsem zarara geçerim. Çünkü boyası, ipi. Ama zaten Avrupa'da ne var? Ham madde elden, üretim gölden satıyorlar zaten. Bol ve ucuz miktarda üretiyorlar. Onlar zaten olsa ucuz yapacaklar. Bu sebeple halk ucuz olanını da alıyor. Yani halk, siz pahalıyı mı alırsınız, ucuz mu? Mesela biz niye ithal pirinç alıyoruz? Yani ithal yumurta alıyoruz ya da ithal muz. Çok mu seviyoruz biz yabancı ülkeyi? Yok, ucuz olduğu için. Neyse, devam edelim. Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtarmak için fikir akımları. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük adında. Osmanlıcı tanıtacağım arkadaşlar. Osmanlı ülkesine yaşayan herkesi bir Osmanlı kimliği altında birleştirmek amaçlanmıştır. Herkes eşit hakları sahip olacaktı. Dil, din, ırk ayrımı yapılmayacaktı. Osmanlıcılık fikrinin etkisiyle tanzimat ve sat fermanları kabul edildi. Kanuni esası kabul ederek meşruiyet yönetimine geçildi. İkinci Mahmud'un 1826'da ifade ettiği "Ben tebaamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevisini havrada fark ederim. Aralarında başka bir fark yoktur" şeklindeki sözleri Osmanlıca kavramının ana ilkesi teşkil eder. Bu fikir akımı işe yaramıştır arkadaşlar ve Osmanlı İmparatorluğu günümüze kadar gelmiştir. Aynı Osmanlı İmparatorluğundan bahsetmiyoruz. Elbette işe yaramamıştır. Evet. 2. İslamcılık. Dağılmayı önlemek için bütün Müslümanları tek bir çatı altında toplamak hedeflenmiştir. Okyanus ötesine, İngiliz sömürgelerindeki Müslümanlara, Endonezya'ya, adalardaki Müslümanlara, daha tüm Müslümanlara ulaşıp birleşmek amaçlanmıştır. Diğer adı ümmetçiliktir. Mehmet Akif ve Padişah 2. Abdülhamit tarafından da desteklenen İslamcılık düşüncesi, 1. Dünya Savaşı yıllarında bazı Arap liderlerinin Osmanlı Devleti'ne isyan etmesi sonucu geçerliliğini kaybetti. Müslüman Arapları İngiliz casus Thompson arkadaşlar, onları halifelik Arapların hakkında Arap gibi giyiniyor, Arapça konuşuyor, çok başarılı bir ajan ve casustur. Kışkırtıyor ne onları, onlar da Müslüman Araplar da Osmanlı'ya iade edilirler, bağımsız olacaklarını sanırlar. Tabi bağımsız olamıyorlar. İngilizler onları sömürgeleri yapıyor. Yani bağımsız olamıyorlar. Zaten siz burada anlayacaksınız ki daha hani Araplar bile istemiyor. Onlar bize karşı duruyor, Müslüman Araplar. Buna göre yani bu fikir kökten işe yaramaz. Batıcılık şudur arkadaşlar. Devleti dağılmaktan kurtarmak için Batı'nın ilim ve teknolojisinden faydalanmalıdır fikrini savunmuştur. Garpçılık da denir. Batı'nın ilim ve teknolojisi bir de giyim kuşamı. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Aslında şimdi de bahsedeceğim, tanıyacaksınız. Şimdi olan bir şey. Hiç yabancı bir şey değil. Biz Batı'dan mesela sadece ne alıyoruz? Batı'dan teknolojik ürünler alıyoruz. Teknolojisini kullanıyoruz. Onların üretim yöntemlerini kullanıyoruz. Ama bu düşünce diyor ki onların sadece üretim yöntemlerini kullanmayalım. Teknolojilerini kullanmayalım. İlmini, giyimini, kuşamını, yaşam tarzını. Onları da kullanalım diyor. Diğer adı da garpçılık. Garpçılık da denilir buna. Garpçılık da denilir. Neyse, dediğin gibi. Diyor ki Batı'nın yaşam tarzını da alalım. Hani onları nasıl giyiniyorsa, kuşanıyorsa, yaşıyorsa biz de onları da alalım. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Biz zaten Avrupalılar pek yıkanmıyorlar.
Hani zaten onlar her tarafı açık seçik geziyor. Müslüman kadınlar normalde hani saçlarını falan örtüyorlar. Hem birinden şey olmasın diye. Hem dinin emri. Yani en azından şeydir. Yani ne diyeyim ki işte şart dince dinimizi şarttır. Hem de eğer saçında hani bir leke, yara varsa başkası görmesin utanmaktır. Ya zaten Avrupalılar utanmak nedir bilmiyor. Yıkanmak nedir bilmiyor. Veba hastalığı orada zaten bu kadar çabuk yayıldı. Ve kedileri de büyü, bunlar büyü oldu diye geliyor sanıyorlar vebayı. Onlar bu yüzden fareler ve pirelerle geldiği doğrudur. Yaşlı kadınları cadılar diye diri diri yakıyor. Yani öldürmüyorlar, dokunmak istemiyorlar. Direkt mancınıkla fırlatıp yakıyorlar. O dokunuyorlar ya yaşlı kadınları mancınığa koyarlarken. İyice de bir yıkanıyorlar. Kedilerin de gözleri bağlı diye onları da diri diri yakıyorlar. Ama bakın şimdi şöyle bir şey var. Veba pirelerle ve farelerle yaşıyorlar. Şey yani başta yerleri taşınıyorlar. Pirelerle taşınıyor, fareler pireleri yiyor. Kediler de fareleri yiyip beslenecekler. Ne olacak? Kanalını tahmin edebiliyor zaten. Hani batacak düşüncesinin olması güneşin batıdan doğmasıyla aynı oranda imkansız. Neyse. Türkçülüğe geçelim arkadaşlar. Fransız dünyada milliyetçilik fikri bir yandan da azınlık isyanlarında, diğer bir yandan da bir kısım Osmanlı aydınlarında Türkçülük fikrinin doğmasına zemin hazırladı. Buna Turancılık ya da Panturanizm ya da Pantürkizm de denir. Bu fikri savunan aydınlar Türk toplulukları arasında işbirliğinin geliştirilmesine önem veriyorlardı. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi aydınlar savunan bu fikir azınlıkların ayrılmasıyla daha da güçlendi. Türkçülük fikri milli mücadelenin kazanılmasında daha etki oldu. Diğer adı Turancılıktır ve Pantürkizmdir. Şimdi fikir akımlarının hiçbiri dağılmayı önleyememiştir. Şimdi fikir akımlarının başarısız olma nedenleri. Ülke içinde fikir akımlarına dair rağbet yok. Herkes birbirine üstünlük kurmaya çalışıyor. Halk destek vermiyor. Fikir akımları geniş halk kitlelerine ulaştırılamıyor. Haberleşme zor olduğundan. Gazete hatta kağıt düşünün yani. Geçen basıyorlar arkası boş şey değil. Hani ona da basıyorlar. Bu kadar fakir şey oluyor. Fakir duruma düşüyor halk. Fikirlerin birbirlerine karşı ortaya atılmış olması. Yani birbirlerine zıt düşüncelere zıt düşüncelere sahip olması. İş değişmeler, isyanlar ve bağımsızlık hareketleri. Şimdi bu maddeleri tek tek açıklayalım. Ülke içinde fikir akımlarının halk desteğini sağlanamaması. Batıcılığa dediğim gibi. Bir kere Türk halkın kültüründe böyle bir şey yok. Müslüman halk... Ay. Kederim şu imlece dokunuyor. Gördünüz mü? Burada da zaten her din kendi kurumunda ibadetindedir diyor. Batıcılık halka uymuyor. Sonra fikir akımlarının geniş halk kitlelerine ulaştırılamaması. Burada haberleşme yok. Azınlıklarda isyan edince tabii halk sürekli kaçmak zorunda kaldığında nereye haber ulaştırırım? Daha bir adım öteye haber vermek zor. Sonra şu fikirlerin birbirlerine karşı ortaya atılmış olması. Yani şu batıcılığa şu an sallıyorum tamamıyla. Yani Osmanlıcılığa karşı İslamcılık. Batıcılığa karşı Türkçülük. Ya da Osmanlıcılık, İslamcılık ve Batıcılığa karşı Türkçülük. Hepsi birbirlerine zıt fikirlere sahip ve birbirlerine karşı olarak kurulmuşlar. Ve evet. Sonradan da bu olaylar. Şimdi Senede İttifak dağılmayı önlemek için yapılan diğer çalışmalar da var. Senede İttifak denen bir belge imzalanıyor. Bunu 1808 yılında Padişah 2. Mahmut Ayanlar ile imzalıyor. İle ayanlar arasında imzalıyor. Bu sözleşmeye göre ayanlar padişah otoritesini tanıyacaktı ve padişahı destekleyeceklerdi. Padişah da ayanları tanıyacaktı. Bu sözleşme ile padişahın yetkileri ilk kez kısıtlandı arkadaşlar. Evet zaten burada da yapılan çalışmalardan var. Buradan da ilk kez padişahın yetkisi kısıtlandı. Olun ya elip sürekli İngilizce değiyor. Heh. Şimdi Tanzimat Fermanı Padişah Abdülmecit tarafından 1839 tarafından ilan edilmiştir. İlan edilmiştir. Bu fermanın amacı Osmanlı uyruğundaki herkese eşit haklar verilecek. Böylelikle yabancı devletler Osmanlı iç işlerine karışmayacaktı. Ve bu fikir işe yaramıştır. Osmanlı dağılmamıştır. Tam böyle bir şey yok arkadaşlar. Aksine bunun üzerine azınlıklara geniş haklar verilince Avrupalı devletlere o millet sahibi olan mesela Yunanlara geniş hak verdi. Yunanistan ve onun destekçisi İngiltere diyor ki Yunanlar şunları şunları da yapmalıdır diye. Daha çok şey yapıyor.
Ferman esasları şu. Müslüman ve Hristiyan halkın can, mal, namus, güvenliği, devlet güvencesi ne olacak? Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak. Sabit olmayacak. Mahkemeler açık yapılacak. Hiçbir kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Herkes yasalar önünde eşit olacak. Önemi. Anayasal ve demokrasiye geçişin ilk adımdır. Padişah hukuk üstünlüğünü kabul etmiştir. Sultan Abdülmecid. Yani mesela şu an ülkemizde de olduğu gibi. Neyse. Şaka da yapamıyorum artık. Neyse. Şu anda ülkemizin anayasasında yazdığı gibi diyeyim. Çünkü pek uygulandığı söylenemez. Anayasasında yazdığı gibi zengin, fakir, genç, yaşlı, ihtiyar, çocuk, hiç herkes kanun önünde eşit olacak. Sultan Abdülmecit bu adam. Üstad fermanı Sultan Abdülmecit döneminde. Sultan Abdülmecit döneminde 1856 yılında ilan edilmiştir arkadaşlar. İlanını hızlandıran olay da Kırım Savaşı'nda Avrupa devletlerinin desteğini almak olmuştur. Borç alıyorlar. Amaç şuradadır. Amaç şudur arkadaşlar. Paris Konferansı'nda Avrupa devletlerinin desteğini almak, Avrupalıların azınlıkları bahane ederek iç işleri bize karışmalarını önlemek ve azınlıkların devlete bağlılıklarını arttırmaktır. Şimdi azınlıklar zaten bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşmuştu. Bağımsız oldular. Şu an Osmanlı'ya ayrılan hiçbir ülke, Türkiye'de dahil, Osmanlı'nın devlet Osmanlı padişahlarının devleti yönettiği gibi yönetemiyor. A değil işte herkes yargılan işte ne bileyim herkese eşit haklar verdiği ya da halkın sürekli ucuz olana yönlendirmeye çalışıldığı, yeniliklerin sürekli getirildiği veya ne bileyim işte zengin fakir ünlü çocuğu kolej bebesi devlet okulunda okuyan ünlü olmayan sıra işçi çocuğu diye ayırt edilmeden herkesin eşit adalet uyguladığı bir ülke sistemi göremezsiniz. Mesela iki herkes kendi bir avukat tutuyor. Ha öyle düşünce kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. O avukatlar da para kazanmak için yapıyorlar. Ya ne biliyorsun sen olayın şey olduğunu? Neyse boş verin bunları LGS kadar sabredemiyorum. Dün öyle dedim ama sabredemiyorum. Neyse. Ferman esasları şu. Gayrimüslim halka tam anlamıyla din ve mezhep hürriyeti tanınacak. Gayrimüslimleri küçük düşürücü sözler yasaklanacak. Gayrimüslimler devlet memuru olabilecek. Hristiyanlar için bedelli askerlik uygulaması getirilecek. Bakın şu iki madde, son şuradaki iki madde aşırı tehlikeli maddelerdir. Sonrasını zaten anlayacaksınız. Mahkemede herkes kendi dinine göre yemin edebilecek. Mahkemeler herkese açık olacak. Mesela ben Müslümanım. Elhamdülillah Türk'üm Müslümanım. Ben Kur'an'a el basarak yemin ederim. Hristiyan gider İncil'e el basarak yemin eder. Yahudi gider Tevrat'a el basarak yemin eder. Mecusi gider Ali'ni ateşe sokarak yemin eder. Siz takipçiler videoya abone olup siz aboneleri videoyu kanala abone olup videoya like atarak, beğeni atarak, yorum atarak ve paylaşarak yemin edersiniz ve bana bağlılığınızı bildirirsiniz. Herkese göre değişir. Islahat fermanında yabancılara verilen haklar arttırılmıştır. Şu anki şu durum bir 5 saniye veriyorum size. Şu an şu durum hangi durumumuza benziyor? Bu yabancılara verilen hakların arttırılması ıslahat fermanında. Size 5 saniye veriyorum. Düşünün. Şu an neye benziyor bu? Bu yargı hangi olayla bağlantılı? Düşünün. Verdim 5 saniyeyi. Evet. Düşünmüşsünüzdür. Herkesin aynı cevabı verdiğini tahmin edebiliyorum. Şimdi birinci meşrutiyet. Evet. Neyse. Devam edelim. Birinci Meşrutiyet 1876 yılında 2. Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir. Meşrutiyet padişah ve meclisli yönetim şeklidir. Ay. Evet. Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını önlemek amacıyla ilan edilmiştir. İlk Osmanlı Anayasası olan Kanuni Esası ilan edilmiştir. Halkın belli bir kısmı yönetime katılmıştır ve ilk kez meclis atılmıştır. 2. Abdülhamit bu adam arkadaşlar. Ve bu işe yaramış. Avrupalılar Osmanlıların iç işlerine karışmamış. Osmanlı günümüze kadar gelmiş teri 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 teri. Öyle bir şey yok tabii ki.
1877 yılında 2. Abdülhamit Osmanlı-Rus Savaşı'nı bahane ederek, aslında bu bahane değil arkadaşlar, bu haklı bir sebep. Ben gerekçe göstererek diyorum ama niyeyse herkes bahane ederek diyor. Neyse. Savaşını gerekçe göstererek anayasayı askıya aldı ve 1820'ye kadar ülkeyi istibdat, baskı ile yönetti. Baskı dediysek de taviz, hani affedilmeyecek topraklardan taviz verdi ve ülkenin ömrünü uzattı. Ama sonrasında Mehmet Reşat'a gelince ülke kendini bir anda savaşın içine buldu. Trablusgarp, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşları hepsi böyle üçer beşer geldiler. Neyse. İkinci meşruiyeti bakalım. Şimdi meşruiyet yanlısı aydınlar İttihat ve Terakki Cemiyeti adında bir cemiyet kurarak subaylar ve aydınlar arasında örgütlendiler. Selanik'te çıkardıkları isyan büyüyünce padişah 2. Abdülhamit meşruiyeti ikinci kez ilan etmek zorunda kaldı. Anayasa yürürlüğe girdi ve meclis yeniden açıldı 1908 yılında. Bu dönemde ilk siyasi partiler kurulmuştur arkadaşlar. Evet, ilk siyasi partiler kurulmuştur. 31 Mart vakası, 31 Mart olayı var arkadaşlar. Fakat 31 Mart olayı 15 Nisan günü olmuştur. Size saçma geliyor değil mi? Bunun nedenini anlatayım. 31 Mart günü olmuştur fakat bu Rumi takvime göredir arkadaşlar. Rumi takvime göre 31 Mart olayına gelmiştir. Fakat miladi takvime göre de 15 Nisan'a denk gelmektedir. Neyse. 31 Mart olayı. İttihat ve Terakki yöneticilerinin yönetime tam egemen olamamaları nedeniyle mecliste karışıklıklar başlaması. Bunun önünde meydana gelen toprak kayıplarının halkta huzursuzluk yaratması olayın çıkış nedenleridir. Meşrutiyeti yok. Meşrutiyetle anayasa ile birlikte gelen eşitlik ilkesini kabul etmeyenler, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı harekete geçti. Bu durumdan yararlanmak isteyen İttihat-ı Muhammediye Cemiyeti meşrutiyet yönetimine son vermek amacıyla İstanbul'da bir ayaklanma başlattı. Hazır İttihat-ı Terakki olay çıkarmışken işim kolaylaştı. Ve ben de hadi meşrutiyeti son vereyim. İslam halifeye bağlı Osmanlı eskisi gibi teokrasiyle, teokratik monarşiyle yönetilsin diyor. Teokrasiyle yönetilsin diyor. Ama ne oluyor? Yumruklanıyor, tokatlanıyor, gidiyor. Amacı Osmanlı Devleti'nde mevcut yönetimi anayasa yüzünden yıkmaya yönelik İsyan hareketidir bu şey, yani bu İttihat-ı Muhammediye cemiyetlerinin. Zaten arkadaşlar bakın, hepsi demiyorum, şurayı iyice kafanıza sokun. Hepsi demiyorum ama adında Muhammed olan Osmanlı için, adında Muhammed veya Allah ne bileyim bir şey, dinle ilgili bir halkın dinle ilgili kutsal kavram olan cemiyetler genelde hainlerin cemiyeti oluyor. Yani topluluğu oluyor. Mesela Kuvayi İnzibati, yani halifelik ordusu da kötüydü. Kuvayi Milliye'ye karşıydı. Vatanın kurtarıcı için Kuvayi Milliye'ye destek vermen lazım. Veya ne bileyim. Bakın Asakir-i Mansure-i Muhammediye, yani Halif Muhammed'in ordusu, bu iyi bir şeydi. Dediğim gibi hepsi değil. Genel diyorum. Hatta ara ara Muhammed ismini kullanıp böyle hainlik yapanlar var. Evet, sonucu şudur arkadaşlar. 31 Mart olayının Makedonya'da öğrenilmesi üzerine 3. Ordu askerlerinden oluşan Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak amacıyla Selanik, Edirne ve Madastır'da bulunan kuvvetler, bunlardan kurulan ordudan hareket ordusu adıyla bir ordu oluşturuldu. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki bu ordu İstanbul'a gelerek ayaklanmayı bastırdı. Hareket ordusunun kurmay başkanı Mustafa Kemal Paşa'ydı. Ayaklanma yetkisi olduğu kabul eden 2. Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine 5. Mehmet Reşat getirildi. İttihat ve Terakki Partisi büyük bir güç kazandı. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve videoyu paylaşıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.